Soluk alıp verme hızının artması hücrelerdeki metabolizmanın artmasına bağlıdır. Hücrelerdeki metabolizmanın artması sonucu karbondioksit miktarı artar. Karbondioksit miktarının artması sonucu kandaki pH derecesi azalır. Çünkü karbondioksit asit özelliktedir. Karbondioksitin artışı kanın pH'inin düşmesi sempatik sinirlerin çalışmasına sebep olur. Sempatik sinirlerin çalışmasıyla da kandaki adrenalin miktarı arttırılır. Vagus siniri kalbin ve kan damarlarının çalışmasını yavaşlatır. Vagus sinirinin etkinliğinin artması değil, etkinliğinin azalması gözlenir. Buna göre cevap C. Soluk verme sırasında akciğerleri şu şekilde düşünecek olursak, diyafram normalde bir miktar içeri doğrudur. Nefes verme sırasında daha da içe doğru kubbeleşir. Akciğerin hacmi azalır. Akciğerin iç basıncı artar. Akciğer iç basıncı arttığı için atmosfer basıncını yener ve dışarıya havanın verilmesini sağlar. Göğüs boşluğunun hacminin azalması gerçekleşir. Diyafram kasının gevşeyerek kubbeleşmesi gerçekleşir. Akciğer hacminin azalması gerçekleşir. Kandaki oksijen miktarının artması gerçekleşmez. Buna göre 1, 2 ve 3 gerçekleşir. Cevap E. Atmosferden alınan hava burun yoluyla soluk borusuna, soluk borusundan akciğerlere, akciğerlerde alveole, alveolden akciğer kılcallarına. Akciğer kılcallarından sonra akciğer toplar damarına geçer. Yani bir nolu damara. Akciğer toplar damarından sonra kalbe gelecek. Kalpte kalbin sol kulakçığı, sonra sol karıncığı, sol karıncığından sonra aort atar damarına. Aort atar damarıyla tüm vücuda pompalanır. Vücutta kirlenen kan alt ana toplar damar ile kalbin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sağ kulakçığından sonra kalbin sağ karıncığına geçer. Akciğer atar damarıyla akciğere pompalanır. Bu yüzden izleyeceği yol 1, 3, 4, 2 şeklinde gerçekleşir. Cevap A. Hücrelerinde bulunan Golgi organeli salgı salgılamaktadır. Yani mukus salgılamaktadır. Mukus solunum sisteminin iç yüzeyini kaplayarak toz ve mikropların tutulmasını sağlar. Nemli bir ortam oluşturarak da difüzyonun daha hızlı olmasını sağlar. Bu yüzden salgı azalırsa difüzyon hızı azalır. Havadaki partiküller daha az oranda tutulur. Oksijenin kana geçişinin hızlanması difüzyonun hızlanması demektir. Ancak difüzyon hızlandığı için oksijenin kana geçişi de yavaşlayacaktır. Buna göre 1 ve 2 cevap B. Nefes alma sırasında akciğerin hacmi artar. Akciğerin hacmi arttığı için basınç azalır. Basınç azaldığı için atmosfer havası akciğerin içine dolar. Diyafram düzleşir. Soluk verme sırasında ise akciğerin hacmi azalır. Akciğerin hacmi azaldığı için basınç artar. Diyafram kubbeleşir. Ve İçerideki hava atmosfer basıncını yendiği için dışarı verilir. Nefes alma sırasında karın boşluğunun hacmi azalır. Basıncı artar. Nefes verme sırasında ise karın boşluğunun hacmi artar. Basıncı azalır. Buna göre akciğerin hacmi azalır. Soluk vermede, karın boşluğunun basıncı azalır, soluk vermede, göğüs boşluğu hacmi azalır, soluk vermede, soluk alma sırasında göğüs boşluğu basıncı azalır, gerçekleşir, soluk verme sırasında akciğer iç basıncı artar. Cevap C. Soluk borusu ve bronşların yapısında silli silindirik epitel doku hücreleri bulunur. Silli silindirik epitel doku hücreleri toz ve mikropları tutarak dışarı atılmasını sağlar. Soluk borusu ve bronşların yapısında kıkırdak halkalar bulunur.
kıkırdak halkalar iç çeperin birbirine yapışmasını önler. Soluk borusu ve bronşlar iç organlara girer. İç organlar düz kaslardan oluşur. Yapısında çizgili kas dokusu bulunmaz. Buna göre 1 ve 2 ortak olarak bulunur. Cevap D. Nefes alma sırasında akciğerin hacmi artar. Diyafram düzleşir. Nefes verme sırasında akciğerin hacmi azalır. Diyafram kubbeleşir. Hacim artar. Basınç azalır. Nefes verme sırasında ise hacim azalır, basınç artar. Bakıyoruz, akciğerin hacmi artmış. Akciğerin hacmi arttığına göre nefes almış. Akciğerin hacmi azalmış, nefes vermiş. T1 T2 aralığında nefes alma. T2'den sonraki kısımda ise nefes verme şeklinde söyleyebiliriz. T1 anında diyafram kubbeleşir söyleyebiliriz. T1 anında akciğer iç basıncı atmosfer basıncından fazladır söyleyebiliriz. T2 anında kaburga uçları yukarı doğru hareket etmiştir. T2 anında nefes almaydı. Nefes almadan dolayı akciğerin hacmi artacaktı. Bu yüzden kaburga uçları da yukarı doğru hareket eder söyleyebiliriz. Buna göre cevap E. Oksijen yetersizliğine bağlı olarak kan basıncı düşer. Bu yüzden de canlının ölümüne sebep olur. Alveoller tıkanırsa oksijen hücrelere taşınamaz. Bu yüzden de canlının ölümüne sebep olur. Eritropoyetin alveol üretimini sağlayan böbreklerden salgılanan bir hormondur. Eritropoyetin hormonu yetersiz salgılandığında alveol üretilemez, oksijen yeterince hücrelere taşınamaz ve ölümle sonuçlanır. Karbonmonoksit miktarının artması hemoglobinin oksijene bağlanmasını engeller. Yani karbonmonoksit inhibitör gibi etki yapar. Bu yüzden de hücrelere yeterince oksijen taşınamaz. Hemoglobinin oksijen bağlama oranı düşer ve ölümlere sebep olur. Buna göre bu 4 olayda canlının ölümüne sebep olabilir. Cevap E. Hücrelerde metabolizma sonucu oluşan karbondioksit doku sıvısından doku kılcalına difüzyon yoluyla geçer. Daha sonra karbondioksitin bir kısmı hemoglobine bağlanarak az bir kısmı hemoglobinle birlikte taşınır. Karbondioksitin büyük bir kısmı ise önce karbonik asite dönüştürülür. Burada karbonik anhidraz enzimi görev yapar. Daha sonra karbonik asit bikarbonat iyonları şeklinde plazmaya geçerek plazma yoluyla taşınır. Hidrojenlere gelince alyuvarın içerisinde kalan hidrojenler hidrojen asit özellikte olduğu için hemoglobine bağlı olarak tutulur. Buna göre bir numaralı olay difüzyonla gerçekleşir söyleyebiliriz. Karbondioksitin 3 numaralı olayla taşınma oranı 2 numaralı olayla taşınma oranından fazladır. Karbondioksitin hemoglobine bağlı olarak taşınması daha azdır. Karbondioksit daha çok plazma da bikarbonat iyonları şeklinde taşınır. 5 numaralı tepkimenin gerçekleşmesinin nedeni pH'i yükseltmektir. Hidrojen asit özellikte olduğu için hemoglobine bağlayarak asitliği azaltırız, pH'i yükseltiriz. 4 numaralı tepkime sırasında karbonik anhidraz enzimi görev yapar. Karbonik anhidraz enzimi 3 numaralı olayda görev yapar, 4 numaralı olayda görev yapmaz. Buna göre cevap 1, 2 ve 3 C. Nefes alma sırasında akciğerin hacmi artar. Akciğerin hacminin artmasına bağlı olarak diyafram düzleşir. Diyafram düzleşir ve kasılır. Akciğerin hacmi artar. Basıncı azalır. Akciğerin hacminin artmasına bağlı olarak karın boşluğunun hacmi azalır. Basıncı artar. Göğüs boşluğunun da hacmi artar, basıncı azalır. Nefes verme sırasında ise akciğerin hacmi azalır. Diyafram kubbeleşir. Diyafram kası gevşer. Akciğerin hacmi azalır. Basıncı artar. Karın boşluğunun hacmi artar.
basıncı azalır. Buna göre diyaframın kasılması, kan iç basıncının azalması nefes alma sırasında gerçekleşir. Diyaframın kasılması, göğüs boşluğunun hacminin artması nefes alma sırasında gerçekleşir. Kaburgalar arası kasların kasılması, göğüs kafesinin daralması, kaburgalar arası kasların kasılması nefes almada, göğüs kafesinin daralması nefes vermede gerçekleşir. Diyaframın kubbeleşmesi nefes vermede, göğüs kafesinin daralması nefes vermede gerçekleşir. Diyaframın kubbeleşmesi nefes vermede, kaburgalar arası kasların kasılması ise nefes almada gerçekleşir. İki olayın da nefes verme sırasında gerçekleşmesi diyaframın kubbeleşmesi ve göğüs kafesinin daralmasıdır. Cevap D. Önce kas sistemi çalışacak. Kas sisteminin çalışmasına bağlı olarak hücrelerde oluşan karbondioksit miktarı artacak. Karbondioksit miktarının artmasıyla kan pH'ı düşer. Kan pH'ının düşmesi omirlik soğanının uyarılmasını sağlar. Omirlik soğanı solunum sistemini hızlandırır. Buna göre öncelikle gerçekleşecek olay iskelet kas metabolizmasının hızlanmasıdır. İskelet kas metabolizması hızlandığı için karbondioksit miktarı artar. Kanın pH'ı düşer. Kanın pH'ı düştüğü için omirlik soğanı uyarılır. Omirlik soğanı solunum sisteminin çalışmasını sağlar. Buna göre cevap A. Alveollerden gelen oksijen alveol kılcallarına geçer. Bu yüzden alveol kılcalları ya da diğer ismiyle akciğer kılcallarında oksijenin oranı artarken karbondioksit alveolden dışarı atılır. O yüzden karbondioksit oranı azalır. Daha sonra doku kılcalına geldiğinde doku kılcalında bulunan oksijen hücrelere geçirilir. O yüzden oksijenin oranı azalırken hücrelerde oluşan karbondioksit doku kılcalına verilir. Bu yüzden de doku kılcallarındaki karbondioksit miktarı artar. Akciğer kılcal damarında oksihemoglobin konsantrasyonu artar. Doku kılcallarında karbaminohemoglobin miktarı artar. Doku kılcallarında oksihemoglobin miktarı azalır çünkü hücrelere oksijen geçer. Akciğer kılcal damarında karbaminohemoglobin konsantrasyonu azalır çünkü karbondioksit dışarı verilmeye çalışılıyor. Bu yüzden dördü de doğrudur. Cevap E.